Siyonist İsrail rejiminin saldırıları sürüyor. Aradan 3 ayı aşkın bir zaman geçmesine rağmen efendim oradaki soykırım suçu tazeliğini koruyor. Yeni cinayetler, yeni katliamlar e, işleniyor. Türkiye efendim bu noktada maalesef çok fazla e, iyi bir sınav verdi diyemeyiz. Tablo ortada. Bakıyoruz tabloya bakıyoruz. Gazze'de şehit sayısı 23.210'a yükseldi. Böyle bir tablo var karşımızda. Bu tabloya karşı nasıl bir sınav verdik veriyoruz. Tekrar ee, başımızı ellerimizin arasına alıp düşünmek gerekiyor. Gazze Sağlık Bakanlığı açıkladı. Siyonist İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 100, 126 artarak 23.210'a yaralı sayısı da 59.167'ye yükselmiş oldu. Böyle bir tablo var karşımızda. Ve böyle bir tabloya karşı peki umutsuzluğa kapılmamız mı gerekiyor? Direniş ne diyor? Direnişin açıklamaları ne yönde? Onlar bu mevcut tabloyu nasıl değerlendiriyorlar diye bakmak lazım. İsmail Heniye, Hamas'ın siyasi büro başkanı açıklamalar yaptı işgalci İsrail Gazze'de işlediği soykırım ve katliama rağmen hedefini gerçekleştiremedi şeklinde bir açıklamada bulundu İsmail Heniye. Evet, askeri noktada başarısız bir rejim var karşımızda. Kara harekatından adım adım geri adım atarak, geri çekilerek kara harekatını sonlandıran bir İsrail var karşımızda. Askeri noktada böyle bir başarısızlık içerisindeler. E, fakat bunu maskelemek için soykırıma devam ediyorlar. Geçelim. Peki bu soykırım devam ederken bunun karşılığı ne olacak? Yani bunun karşılığı olmayacak mı? Bunun bir cezası olmayacak mı diye sormamız gerekiyor. Veya İslam ülkeleri bunun karşısında ne yapıyorlar? Nasıl adımlar atıyorlar? Atıyorlar mı? Bunu da sormamız gerekiyor. 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı katil İsrail hakkındaki soykırım notlarını görüşecek. Güney Afrika hükümetinin açtığı davada çıkan kararlar hukuken bağlayıcı olacak. Güney Afrika hükümeti açmıştı. Yani şöyle saysanız ben Güney Afrika'yı küçük görmek için, önemsiz görmek için söylemiyorum asla. Lakin bir gerçeği ortaya koymak için de bunu ifade etmek lazım. Efendim, e, İsrail'in savaş suçlarına karşı kim bu böyle bir dava açmak durumunda? Hangi İslam ülkeleri böyle bir dava açmalı diye sorduğumuz zaman e, herhangi bir vatandaşa Güney Afrika'yı sanırım ilk beşte saymaz, ilk onda da saymayabilir. Evet, böyle bir atmosferde Güney Afrika'ya düştü bu durum ve Güney Afrika böyle bir dava açtı ve e, bakalım. Burada aynı zamanda bir sınav verilecek. Kimin sınavı? Batının sınavı. Bakalım 11 Ocak, 11-12 Ocak e, yakın bir zaman. Bakalım nasıl bir karar verilecek ve nasıl bir karar çıkacak? Ne yönde bu e, gidişat sürecek? Çünkü birden kararda çıkmayabilir, uzun bir sürece yayılabiliyor bunlar. E, ama bazı sinyaller alacağız. İşin ne tarafa doğru ağırlık? verildiğini, ağırlık verdiğini anlamış olacağız. Bu noktada Batının uluslararası adalet divanının bir sınavı var önümüzde. Bakalım bu sınav nasıl verilecek? Her efendim yeri geldiğinde insan haklarına en fazla saygılı olan adaletin adeta beşiği olduğunu iddia eden Batı dünyası ve Batı dünyasının mekanizmaları. Bakalım nasıl bir sınav verecek? Hep beraber bunu görmüş e, olacağız, şahitlik etmiş olacağız. Şimdi geçelim bir başka, e, yine benzer, bağlantılı bir gündem maddemize. Şimdi e, Mossad'ın, Mossad'ı biliyorsunuz, İsrail'in istihbarat birimi ve sadece bu resmi bir istihbarat birimi şeklinde değil, İslam ülkelerinde özellikle yapılanan ve bu yapılanmalarıyla birlikte terör eylemleri yapan, suikastlar gerçekleştiren, bunları organize eden bir efendim e, örgütten bahsediyoruz. Aslında bir terör örgütünden bahsediyoruz. Çünkü İsrail dediğimiz zaman bir terör rejiminden bahsediyoruz. Onun istihbarat birimi dediğimiz zaman da bir terör rejiminin aparatından bahsediyoruz. Bir terör faaliyeti yani Mossad'ın faaliyetleri bir terör faaliyetidir. Eee eski başkanlarından Efrahim Halevi, El Cezire'de katıldığı bir programda El Kaide, El Nusra ve Hizbullah hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Neler söyledi? Bunun metni uzun tabii ki. O yüzden başlığı sadece ekranlarınızda görüyorsunuz. Ben neler söylendiğini size aktarmış olayım. Kısacası, yani detayını okursunuz. Metin bende şu anda mevcut. Kısacası şöyle bir şey diyalog geçiyor. Ben size özetlemiş olayım. Sunucu diyor ki, sizin özellikle Suriye Savaşı'nda El-Kaide El militanlarına e, yani El-Nusra HTŞ şeklinde de geçen militanlara e, destek verdiğiniz, yardım ettiğiniz yönünde bazı bilgiler var. Ne diyorsunuz bu konuda? E, şeklinde o da diyor ki, biz her zaman e, düşmanlara, tırnak içerisinde düşman ne kadar düşman çünkü. Şimdi onu göreceğiz. Ee, i̇nsancıl davranılmasını her zaman söylemişimdir, öngörmüşümdür vesaire diyor. Evet böyle bir yalan söylüyor yani. Mossad'ın eski başkanı. İnsancıl yani biz çok humanist insanlarız. İnsan haklarına çok saygılıyız vesaire falan diye bu martavalları tekrar atıyor. Görüyoruz insan haklarına ne kadar saygılı olduğunuzu. Gazze'de gördük, okulları, hastaneleri vururken, bebekleri öldürürken gördük ve görmeye devam ediyoruz. Soykırım işlerken görüyoruz şu anda. O yüzden diyor biz düşmanımıza bile insancıl davranabiliriz vesaire falan bu masalları anlatıyor. Sonrasında peki Hizbullah için aynı şeyi düşünür müsünüz? Orada da yani düşmana yardım etme gibi bir refleks içerisine asla diyor. Hizbullah için böyle bir şey düşünmeyiz. Onlarla ayrı bir hesabımız var bizim diyor. El-Kaide ile yok. O ayrı hesabı El-Kaide ile yok. Yani Suriye'deki tekfirci terör örgütleriyle içli dışlı olan onlara yardım ettiğini saklamayan, itiraf eden Mossad yani İsrail yani Siyonizm efendim Hizbullah söz konusu olunca asla onlara yardım etmeyiz diyor. Onlarla ayrı hesabımız var bizim. Yani birileriyle uyuşan hesaplar, yan yana gelen hesaplar mesele Hizbullah olduğu zaman yan yana gelemiyor. Şimdi efendim burada hala o e, ahmakça yalanı papağan gibi tekrarlayan birileri var ya. Efendim onlar aslında İsrail'le danışıklı dövüş, İran'da zaten Amerika'yla danışıklı dövüş falan diyen bu e, düşünceden yoksun. E, topluluklar var ya, bunların tekrar bir oturup düşünmesi lazım. Kim kiminle efendim müttefikmiş, kim kiminle, kimin kiminle hesabı varmış. Mossad'ın başkanı söylüyor. Onlarla ayrı bir hesabımız var. Asla onlara yardım etmeyi düşünmeyiz biz diyor. Ha buna da şimdi kalkarlar derler ki şimdi her şeyi ters yüz etmeye bir maharetli bir topluluk var karşımızda. Efendim onlar bilerek öyle söylüyorlar. Bilerek bilerek öyle yapıyorlar. Dolayısıyla kandırmak için yani gerçeğin tersini söylüyorlar. Siz de buna inanıyorsunuz falan diye. Her şeyi bir şekilde tevil etmek, bütün gerçekleri e, ters yüz etmeye çalışan böyle değişik bir topluluk var. Ne diyelim? Allah akıl fikir versin. Ama gerçek bu. Karşımızda olan gerçek bu. Görebilen bunu görüyor. Gözü olan, düşünebilen Aklı hala çalışan, zihni taşlaşmamış olan herkes bunu görüyor, görmesi de gerekiyor.